İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde 4 büyüklüğünde deprem. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Londra'da İngiltere Devlet Bakanı ile bir araya geldi. 2020'de Halkalak'ta 17 okul restore edilecek. Putin ve Macron Suriye egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı çağrısında bulundu. Trump gerekirse Türkiye'ye karşı askeri güç kullanmaya hazır. Erdoğan, Kürtler 120 saat içinde güvenlikli bölgeden ayrılmazsa eyleme yeniden başlama sözü verdi. Romanya televizyonu Ermenistan Cumhuriyeti hakkında bir film hazırladı. Karin, Batı Ermenistan'ın Van şehrinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Afat depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin merkez üssünün Muradiye ilçesinin Balaklı Mahallesi olduğunu açıkladı. Afat depremin 9.4 kilometre, Kandilli Rasathanesi ise 7.3 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mınatsaganyan, Londra'da yeni atanan ABD ve İngiltere'nin Avrupa'dan sorumlu bakanı Christopher Pincher ile yaptığı görüşmede Ermeni-İngiliz ilişkilerini niteliksel olarak yeni bir düzeye yükseltmek ve iki taraflı işbirliğini daha da geliştirmek için tüm ön koşulların mevcut olduğunu açıkladı. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'na göre taraflar farklı alanlarda ikili işbirliğinin potansiyelinden tam anlamıyla yararlanabilmek için her seviyede dinamik bir diyaloğun geliştirilmesinin önemini vurguladılar. Taraflar hedef olarak bilgi teknolojileri, yüksek teknoloji, yaratıcı eğitim, turizm ve diğer alanları belirledi ve bu alanlardaki deneyim alışverişine yönelik projelerin altını çizdi. Dağlık Karabağ-Artsakh ihtilafının barışçıl çözümü bağlamında Zohrab Mınatsaganyan, halkları barışa hazırlamak için adımlar atmaya önem verdi. Cavakkın Halkalak Belediyesi bölgedeki 17 okulun yenileme projeleri için ihaleler açtı. Program kapsamında okulların lavaboları, çatıları onarılacak, eksik olan okullardaki rampalar yapılacak ve kozmetik tadilat gerçekleştirilecek. Belediye 17 okulun restorasyon projesini tasarlamak için 5 yarışma ilan etti. Yarışmalara katılıp teklif verme süreci devam ediyor. Kremlin'in basın departmanlığından bildirildiğine göre Rusya Federasyonu ve Fransa Devlet Başkanları Vladimir Putin ile Emmanuel Macron, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı çağrısında bulundular. İki ülke liderleri Fransa liderinin girişimiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Devlet başkanları Türkiye'nin Kürtlere karşı harekete geçtiği Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu ele aldı. Görüşmede her iki lider de çatışan tüm tarafların Suriye devletinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiği görüşünü dile getirdiği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı Michael Pompeo'nun belirttiğine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sorunlara askeri bir çözümden yana değil fakat gerektiğinde Suriye'deki eylemlerine cevap olarak Türkiye'ye karşı askeri güç kullanmaya hazır. Pompeo, CNBC ile yaptığı röportajda biz barışı tercih ediyoruz fakat eğer eylemde ve hatta askeri harekette bulunmamız gerekiyorsa o zaman Başkan Trump'ın bunlar için tamamen hazır olduğunu anlamanız gerekir dedi. Bu arada kanal Pompeo'nun sözlerinin Türkiye aleyhindeki eylemlerden bahsettiği konusunda açıklık getirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonlara yeniden başlatılmasıyla ilgili şartını ifade etti. Bu haber Türkiye'nin NTV kanalının web sitesinde yer aldı. Erdoğan, ülkemizin güvenliğini ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü güvence altına alan bu operasyonla çok önemli bir adım attık. ABD ile Perşembe günü vardığımız anlaşma diplomatik başarımızın bir yansımasıdır. ABD ile yapılan anlaşmayla ilan ettiğimiz güvenlik bölgesi 120 saat içinde temizlenmesi gerektiğini yeniliyorum ve o süre Perşembe akşamından itibaren başladı. Teröristler bu bölgeden ayrılmazsa askeri operasyona devam edeceğiz dedi.
9 Ekim'de Türkiye'nin Suriye'de bölgeyi sözde PKK teröristlerinden temizlemeyi, orada bir güvenlik bölgesi yaratmayı ve 3-4 milyon Suriyeli mülteciyi oraya yerleştirmeyi hedefleyen bir askeri operasyon başlattığını sizlere hatırlatalım. Romanya Kamu Televizyonu TVRI2'de 26 Ekim saat 12.30'da, TVRI HD'de saat 18.00'de Kap Kompas adlı program çerçevesinde Ermenistan Cumhuriyeti hakkında hazırlanan belgesel dizinin 5. bölümü gösterilecek. Bundan önce Romanya web sitesinde Ermenistan Cumhuriyeti hakkında bir makale ve fotoğraflar yayınlandı. Filmin yapımcısı Doğru Yoldan Giden Yoldan Şaşmaz adlı Ermeni atasözünü başlığa taşıdı. Kap Kompas adlı programın film çekim ekibi, kırsal ve geleneksel yaşamın birleştiği Ermenistan Cumhuriyeti'nin yerleşim yerlerini ziyaret edip, lavaş pişirirken yapılan jestler ve hareketleri çekerek bununla insanların yaratıcı gücünü sembolize ettiğini ifade etti. Ekip, Arakazodun bölgesinin Birakan Köyü, Viktor Hamparsumyan adlı gözlemevi, Sevan Gölü ve Sevanabank Kilisesi'ni ziyaret etti. Ekip daha sonra Tavuş bölgesine gitti ve Dilican'ı tanıtan film çekti. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Guhar Hovhannisyan tarafından seslendirilen Hin Oreri Yerke adlı eseri sunuyoruz. Ahtine gav andere gav ahim bale tun chega Tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.